Şoray ya. Yani Şoray senin gerçekten bir hayranın. Ve ona ilk tekmesini sen atmışsın abi. Şoray'ı ben de çok severim. Ona ben tekme atmadım. Hı. Tekme atmış olsaydım birine tekme atsın. Biraz aşağı vurmuşum. Hala evlenemiyor. Hala evlenemiyor. Şoray'a da evlenemiyor. Geldi yani, felaket olurdu. Ya o diyor bir tekmeyi yedim hani güzel karşıladım dedi ama yok, bir de karşılığında tekme atmış yani onu bilemiyorum tabii. Canım. Şoray. 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 Ay Allah ya. Ulan utanmıyor musun sen beni takip etmeye? Şoray şeyde çok başarılı. O Anadolu'yu geziyor ya. Ben başlatmıştım o işi. Sarı Olen. Bizim Sarı Olen diye bilmiyorum. Orada çok samimi. Yani Türk halkıyla samimi olmak o öyle bir şey görürsün. Hemen açar yüreğini sizin samimiyetinizi, iyi niyetinizi anlarsa. Aynen öyle. Devam ediyor musun çünkü? Yok bitmiyor. Artık vakit kalmadı abi. Nereye yetsin adam şimdi da şaşırdı. Ne yaptın çok meşhur oldun mu? Çok oldum galiba. Çok oldu. Evlendin mi? Dizideki eşimle beraber isteyecektik ama vakit olmamıştı. Ha. Tekmeden sonra bir sakatlık oldu tabii o. Yani gecikme olmuştu mutlaka. Gecikmeden sonra. Gecikme olmuştu. Abi Şoray sizin için setten atladı geldi. Bunu bütün izleyicilerimize söyleyelim. Bugün dizinin seti vardı. Fakat Cüneyt abinin bize çıkacağını öğrendiği andan itibaren Şoray hem çok hızlı bitirmiş setini hem de sağ olsun atladı bizim için. Hani ateş almaya geldin derler şimdi, ya ateş almaya geldi. Şoray'cığım ben benim şeyi vereyim sana ya. Yok öyle, yok iyiyim ben böyle. Öyleyim. Şoray şöyle böyle bir yerden gelmiş adam değil ki biz bizim ev diye kaç 5-6 sene beraber olduk. İşte orada yemiş tekmeyi zaten sizden. Aynı mekanda aynı yerde o kadar çok şey paylaştık ki orada da tabii beraberce birçok şeyi öğrendik. Güzel bir şey. Şoray'ı ben severim hakikaten orada. Çocuğun gibiydi. Çocuğun gibi severim. Sevilesi bir adamdır. Bak sen kilo vermişsin. Ne oldu? Sen bir kilo vermişsin bir şeyler yok olmuş. Yok öyle bir kilo verir yok, gibi. Yok yok vermişsin vermişsin. Benim hayatımda ilk seyrettiğim film. 1974 yılında ortalık Kıbrıs Barış Harekatı ile kavruluyor. Biz Makaryos'a Adana sokaklarında bağırıyoruz. Rahmetli dedem elimden tuttu. Beni Kılıç Arslan filmine götürdü. Evet. Hayatımda seyrettiğim ilk film. Ondan sonra Cüneyt abinin saati sağ koluna taktığını gördüm. Hayatımda saat kullanmaya başladığım andan itibaren saatim sağ kolum. Sağ koldadır. Ya çünkü Cüneyt şey abi kolunu bende de tesadüf. Genetik bu. Genetik bir şey demek. Genetik. Biri sahte olan öbürü gerçek olan. İngiltere'de yok, okurken sen de gerçeksin. İngiltere'de okurken cep telefonu almamıştı Cüneyt abi ama ben cimri olduğuna katılmıyorum. Sadece İngiltere'deki oğlunu aramak için dizideki oğlunun telefonunu kullanırdı. Ha. Tabii canım. Olur canım o da oğlu, o da oğlu yani. Ben Cüneyt abi seyrederek büyüdüm. Moral verdi bize o dönem. Avrupa Birliği karşısında ezilen benim kuşağımın beyaz perdede intikamını Malkaçoğlu alırdı. Her türlü alırdı. Sonra Cüneyt abinin gözüne girmek için sabahın altısında Filisköy'e gittim ve ata binmeyi öğrendim. Sonra Cüneyt abinin de o çok beğendiği gezi programlarında cirit oynamama sebep oldu. Hep bunların altında Cüneyt Arkın vardır. Şimdi bildiğim bütün yolunu yani kariyer yolunu Cüneyt Arkın aydınlattı belki de. Belki de hayatımda seyrettiğim ilk film. Temelde var ama. Olmaz mı abi? Muhteşem bir oyuncu aynı zamanda. Muhteşem oyuncu ama o yediği tekmeden sonra bir kendine gelmiş. Yani ondan sonra hakikaten tutamadık. Ya Cüneyt abiye bir şeyi beğendiremezsiniz. Bizim ilk sahnemiz ben diyeceğim ki Aykut Sözer oynuyordu. Ha Aykut. Bir de bugüne kadar Cüneyt abinin taklidi ya Toronto Karacaoğlu taklidi ya da işte Abdurrahman Palay Allah rahmet eylesin. Seslendirme. Seslendirme taklitleriydi. Cüneyt abinin gerçek sesiyle taklit pek yoktu. Biraz benzetmişsin ama uzatsaydın. Biraz uzatsaydın tadı çıkardık. Orada biraz tam tadı çıkar çıkmazken bırakıyorsun. Orada çok fazla konsantre olmadı açıkçası. Yok ben öyle konuşmuyorum. Ve ne zaman Cüneyt abi yani yüzüne bu taklidi yapsam beğenmez. Yok, yani bak. Hayır ben o yap ya diye yapıyorum. O yap. O nedir ya? O ne? Yok ben bir milyon günde bir kere falan yaparım onu. İyi yakalamış. O da bana denk gelmiş demek. Onu iyi yakalamış. Cüneyt abi konuşurken çaktırmadan öpücük atar. O durum vardır. Siz daha iyi bilirsiniz. Daha 24 saat yaşıyorsunuz. Ara ara ciddileştiği zaman kaşını çeker. Kızdığını ya da sevdiğini anlamazsınız.
O anlamda hiç renk vermez. Yani 65 yaşındaydı. Atın üzerinde jenerik çekiyorduk. Ben de otomobil var. Kapışalım mı dedi bana. Ne diyorsun? Ve Rumeli Feneri Köyü yolu üzerinde beni atla benim 108 beygirlik arabamı geçti. Geçti. Jenerik çekimi at vardı. İyiydi dedi. Demek ki. At iyiydi abi. Fakat o atı biz koşturamıyoruz. Cüneyt Arkın 110 beygir gücünde demek ki yani 108'i geçtiğine kadar. Senin araba kaç beygir gücünde? 108 beygir gücünde. Gömdü resmen yani. Ben konuk değilim. Katılacağınızı... Seni gördüğüme çok sevindim. Yani. Katılacağınızı hayır, öğrenince... Her programını izliyorum geldim. O halkta ya, olan ilişkini. Yerimiz var. Valla. Yok ben kalmayayım. Ya o şey direkt çekimden geldi yani. Çekime gidecek. Hakikaten yani bizim konuk için. Konuk da değilim. Burada filmi konuşacağız. Sizin üzerinde yerim var gerçi de. Her zaman her zaman. Çok büyük bir jest yaptın ya Şoray. Ben jesti kendime yaptım. Öyle mi diyorsun? Tabii canım Cüneyt abiyle birkaç dakika beraber olma fırsatını asla geri tepemezdim. Eyvallah ya. Ya bu çekim Ankara'da olsa da bir şey değişmezdi benim. Ah yavrum, yavrum benim. İlk uçakla. Atla gelirdi be. Kapışalım mı? Ya aslında sette onu berber başlattı. Cüneyt abinin tıraş olduğu bir berber vardı. Cüneyt abi siz filmlerinize nasıl tekme atıyorsunuz ya dedi. Göstereyim canım dedi. Berber gördü. Biz de Kaygısızları seyrediyoruz. Kaygısızları seyrederken Cüneyt abi de öyle bir baktı. Ben de tekme atıyorum ya Kaygısızlarda. Sen tekme atmayı başarı beceremiyorsun. Dedi. Yo dedim abi gayet güzel beceriyorum. Yo yo beceremiyorsun. Sus orada değil mi? Yo abi gayet güzel atıyorum dedim. Yo yo atamıyorsun dedi. Nasıl atılıyormuş dedim. Abi işte berberin tongası. Göstereyim canım dedi. Bana bir yapıştırdı Cüneyt abi. Abi iç organlarımın sesini duydum. Hani bir de saçların da gerçi Cüneyt abi kadar başarılıydı. Hani onun gibi titresin istedim. Değil mi? Çok da canım yandı. Ama ben de biliyorum iyi kötü. Siz de atamadınız abi dedim. Cüneyt abi de boş bulundu. Nasıl oluyormuş peki dedi. Göstereyim abi dedim ama. Ben uçtum ve yıkamadım. Yani hakikaten yıkılmaz. Bir de 80'lerdeki Ahmet karakterinin bendeki kodu Cüneyt Arkın'dır aslında. Mahallede onlar gibi Cüneyt abi gibi adam dövüyorum. Cüneyt abi gibi Gülden'e bakıyorum. İlan aşkımı Cüneyt abinin melodramlardaki yaptığı gibi yapmaya çalışıyorum. Hissediyoruz onu. 80'lerde. Aslında oradaki kodum, gizli kodum yine Cüneyt abi. Çok enteresan. Allah başımızdan eksik etmesin. Abi, abi, uzun ömür abi. Versin. Onu böyle sağlıklı, hep beraber, hep beraber. Sağlıklı dinç görmek. Hep beraber şurayı. Çok gurur verici. Ben elinizi öpüp izninizi rica edeyim. Canım. Gel canım ben de seni öpeyim. Sana başarılar, güzellikler. Şuraya çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kaan. İnsan zamanla öğreniyor. Tekme atmayı. Ben de bir iki hareket öğrendim. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.